Tuba. Ben elbiseni beğendim ama altına bir tane opak çorap isterdim. O zaman da buti isterdim, kapalı bir buti. Güzel görünüyorsun. Meral. Elbisen gerçekten güzel duruyor ama saç rengin, takıların, ayakkabıların bütünleşince seni olduğundan daha farklı gösteriyor. Hani düşünüyorum saç rengin koyu olsa, işte takıların belki daha mı kibar ya da çok mu frapan çözemedim. Fazla fazla duruyor ve şeyi fark ettim Bahar. Lara hani Yağmur'la evet arkadaştın, böyle frapanlığa gitmiştin. Ne zaman arkadaşlığını sonlandı sen normal gelmeye başladın. Şimdi Lara girdi hayatına. Şimdi tekrardan frapanlaşıyorsun. Hoş görünüyorsun. Bunları sen bayağı saçma buldum. Tesadüf. Bakıyorum. Haftaya bakıyorum. Lara'nın geldiği zamana bakıyorum ve sana bakıyorum. Gördüğüm biz arkadaş oluyoruz. Ortada. Birlikte tepkime falan vermiyoruz. Evet, Lara ile arkadaş olmak Lara bile saç rengini değiştirdi. Demek ki bilmiyorum. Yani sizlerde yani, bu şekilde birbirinizi olumlu ya da ılımlıya değil, iyiye değil de yanlışa teşvik etme var. Seni ya da ne bu kadar yakışmıyor, ilgilendiriyor Meral bu? Ya da bu yakışmıyor denildiği zaman aa hayır kesinlikle yakışıyor bence biz böyle yapalım tarzında belki de yorumlar Allah yapıyorsunuz Allah. Birbirinize ki şu an böyle görünüyor. Bak ben böyle giyiniyorum tamam mı? Gerçek benim için hiçbir sorun yok Bahar. Ve yağmurlarken de bazen böyleydim. Küstüğümüzde de bazen böyleydim. Lara'yla, Larasu'yla arkadaşım. Hala bazen böyleyim. Bak benim için hiçbir sorun yok. İstediğin gibi giyinebilir, istediğin gibi çıkabilirsin. Arkadaşlarım istiyor ya da istemiyor diye olmuyor. Jüri üyelerimizin yorumları doğrultusunda kendime şekil veriyorum. Jüri üyeleri seni böyle görmek istemedikleri halde sen sanki gözüne sokarmışçasına evet böyle görüneceğim demem bana biraz abes geliyor. Hani ben de şu o yüzden ben şöyle... Ben elbisemi çok beğendim. Yani elbisem de bu takıları şu anda kaldırıyor diye düşünüyorum. Ne takmamı önerirdim? Öyle meyveler falan mı geçirmeliydim parmaklarıma? Lara, pardon Bahar, istediğini takabilir, istediğini giyinebilirsin. İnan bana hiçbir şekilde umurumda değil. Hiçbir şekilde umurumda değil. Sadece baktığımda gördüğümü ve ben kendi yorumumu yapıyorum bu kadar. İşi. Ben elbiseni beğendim sadece. Üzerine o takıları da beğenmedim. Çantan da güzel. Sadece ayakkabın çok karışık geldi. Düz bir Selay'ın ayağındaki gibi bir buti giyseydin bence çok daha güzel olabilirdi ama elbisen güzel. Hazır mısın Bahar? Geçebilirsin. Meral'cığım bir şey söyleyeceğim. Jüri üyelerimiz seni böyle görmedikçe gözüne sokar gibi diyorsun. Böyle gelebilir Bahar, bir sakınca yok. Bizim onu böyle gelme dediğimiz mini boyu giyilmemesi gereken bir miniydi. Bu Bahar'ın giyebileceği bir hem bacak boyu hem yaşı. Bu gayet kabul olur bir boy. Lütfen kendi adınıza konuşun. Bizi cümle içinde kullanmayın. Cümlelerinizin içinde biz geçmeyelim. Bizim kararımız geçmesin. Çok beğendim ben seni. Bir tek makyajını nasıl yapıyorsan buradan sen benim tam karşımda oturuyorsun ya. Burnuna fazla fondöten sürüyorsun ve paliço burnu takmış gibi duruyorsun Bahar. Aç bunu biraz. Eminim o yayın ekranda da öyle görünüyor. Senin kadar güzellik takıntılı bir kız böyle bir hata yapamaz. Artı sana başka bir şey söyleyeceğim. Bunu da sakın unutmayacakların arasına yaz. Bir kadının el parmaklarıyla, el tırnaklarıyla, ayak tırnakları aynı renk olur. Farklı renk olmaz. Hiçbir koşulda o fark olursa, biz mesela dalga geçiyoruz arkadaşlarımızla. Sen gel, gördün mü? Biz de. Sen aynı gül mı görüyorsun? Gül ve komşuna gelir başına. Sen aynı mı görüyorsun? Bir aşağı doğru bak bakayım. Biliyorum. Bence bu kafada elbiseler giymelisin. Bunları butiyle giy, onunla giy, bununla giy. Kabulüm ama böyle hani volümlü, hareketli, en azından diğer giydiğin, bizim eleştirdiğimiz şeylerin yanında bir kere daha klas duruyorsun. Teşekkür ederim. Ama tabii ki geç kaldın. Tamam, uyuyakaldım.
Sana ben bu aralar çok düşük puan veriyordum. Bugün çok hoşuma gittin evet, sen bu benim. Hafta gerçekten rüküştüm bugün çok galiba. Hoşuma gittin. Al sana 8. Teşekkür ederim. İlk kez puanlarım bu kadar düştü. Tırnak kontrolü dışında. Gömlek elbise güzel. Yakıştı. Renginde yakıştı. Takı emin değilim ama kötü gelmedi. Butiler olmalı ya da tek band böyle altın belki olabilir, bir sandalet bunun altında. Çünkü bu ayakkabı çok kalabalık, çok o parmaklar kırmızı şeye oje göstermemelisin eğer zamanın yoktuğunu değiştirmek için ne bileyim ne olduğunu. Tırnakların hakikaten çok kötü. Üzerindeki mavi boya attın, daha kötü oldu. Yani genel beğeniyorum. Geç kaldı. Tırnaklarını da hiç beğenmedim. 7. Teşekkür ederim. Evet. Saçının ben eski rengini beğeniyordum. Yani zevk senin. Eski rengi daha bir iyiydi. Sana daha bir yakışıyordu. Bu rengi sevmedim. Bir yeşillik var ışıklardan mı bilmiyorum. Hani belki daha bir beyaz yapsan daha iyi olur ama bu rengi sevmedim. Gerçi yapmazsın ben laf olsun diye sesli düşünüyorum. Aha. Çünkü yeşilin üstünde bir yeşillik olmuş saçta. Ben de aynı fikirdeyim. Ayakkabıların çok itici geldi bana bu kıyafetin altında. Artık orada öyle bir ayakkabı, öyle hareketli bir papuç olmamalıydı. Bugüne kadar gördüğüm sanki en iyi halin yani. Ama sen eskiden benim gözüme her kusuruna rağmen bir sempatik gelirdim. Böyle gülerdim sana buradan geçince. Ben bugün gülemiyorum sana. Niye bilmiyorum. Çünkü yaramazlık yapıyorum. Yani her şeye rağmen ben seninle eğlenebiliyordum. Komikliklerin vardı, gidensizliklerin vardı, vardı da vardı. Bir sürü karışık şeyin vardı. Kimisine kızıyordum, kimisine çok gülüyordum. Bir eğlencem vardı, o yok oldu. Not puan tabii ki kırıyoruz. Tabii ki senin o gece eve girmemelerin falan. Yani buralara 1'de 12'de gelmeleriniz. Bilmiyorum. Ben uyuyakalıyorum. Yok mu saat yok mu telefonun yok mu uyandırma yok mu? Artık o kadar yoruluyorum ki yani onları bile duymuyorum. Ha biz hatta şey. Hatta ben sabahları suyla konuştum. Tamam uyandım hatta kahvaltı bile yaptım. Geliyorum ama uyuyakaldım yani. Öyleli. Ne münasip et ya bir de gülerek bunu söylüyorsun. İnsan der ki evet yaptığımız bizim arka. Biz buradan not puan kırıyoruz. Üstelik para da kesiliyor. Ama diğer erken gelen arkadaşlarına ben olsam utanırım onlara bakarken. Çünkü niye saatinde geliyorlar herkes. Aman param kesilsin olay bu değil. Olmaz. Bu olmamalı yani. Olmamalı bu. Bu da bir saygıdır yani. Biliyorum Nuraçım efendi. Bugün size yine çok saygısızlık ettik. Arkadaşlarım ve ben onların adına da özür dilerim. Sen niye onların adına özür diliyorsun? Çünkü üzüldünüz yani gözlerinizdeki hüzünü görüyorum. Yok ben özür hiç sevmem bilirler. Hiç özür sevmem ben. Çünkü bir daha yaparsın ve yaptın yani. Ben artık havlu attım ben bir şey konuşmuyorum. Notunu kırıyorum. Çok güzel kıyafetin yani çok bayıldım sana böyle özenti gibi değilsin. O hani o deli şeylerin var ya onlardan ne? Bir tek ayakkabını beğenmedim. Özenti durmuyor. Bir tek ayakkabın daha sakin olabilirdi. Aşk olsun. Ne özentiliğimi gördünüz? Lara ya. O tırnaklarını kesmedin. Kadar özenti duracaksın canım.
Hadi verin. Aman Ivana, biz artık tırnağı bile almıyoruz. Ya artık bitti tarz, gitti bizim o. Bizim tarzın değil yani. Bitti ondan gitti. Ben yemin ediyorum sana bugün o ayakkabında olsaydı sana 10 verirdim. Yemin ederim bak. Güzele güzel derim ben. Hiç kimseye de bağlamaz. Veririm yani. Ama bugün puan kesiyorum. Senden kırıyorum. Yazık bak. 8. Çok teşekkür ederim.